Ama Evet, iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, siz hoş geldiniz. Evet. Sezonun beklenen dizisi 27 Aralık'ta artık dijital platformlarda yerini alacak. Çok beklenen bir işti. Neler söylemek istersiniz, hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Evet, özel bir proje. Atiye ve Mehmet'le beraber burada, Mehmet partnerim olduğu için burada gerçekten kendimi çok şanslı hissediyorum. Çok güzel bir hikayeyi anlatmaya çalıştık ve burada gerçekten burada olması tesadüf olmayan, çok kabiliyetli, hayal kuran ve bu işi aşkla yapan çok güzel bir ekiple çalıştık. O yüzden heyecanlıyız. Bir yandan da yaptığımıza güveniyoruz. Netflix'in bize özgür bir alan sunması ve onların güvenini arkamızda hissetmek de çok özeldi. Geldiğiniz için teşekkür ederiz. Evet, kesinlikle çok. Evet, çok gerçekten Beren'in de söylediği gibi çok iyi bir ekiple çalıştık. Kendimizi çok güvende hissettik. Netflix çok büyük bir kurum ve onun verdiği rahatlık gerçekten çok önemli. Beraber çalışmak harikaydı. Bütün oyuncularla beraber çalışmak harikaydı. Çok iyi bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Biz yaptığımız şeyi çok sevdik. Peki senaryo elinize ulaştığında neler hissettiniz Beren Hanım? Önce size sormak istiyorum. Senaryo okuduğunuzda Göbekli Tepe'ye gideceğinizi öğrendiğinizde neler değişti sizde? Neler gelişti kafanızda? Atiye bir kadının aydınlanma hikayesi, uyanma hikayesi. Sonra hayatına giren başka insanların uyanmasına da yardımcı olma hikayesi. O yüzden ben çok fazla insanın faydalanacağını düşünüyorum Atiye'nin hikayesinden. Mehmet'in oynadığı Erhan karakteri de bu işte Nemrut Dağı gibi, Göbekli Tepe gibi böyle tarihi mekanlardan geçerken bizi bilgilendiren arkeolog bir karakter. O yüzden seyirci için o karakterin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben çok heyecanlandım senaryo okurken. Daha önce oynadığım hiçbir şeye benzemiyordu. Bir ressam oynamak heyecan vericiydi. Bakalım, elimden geleni yapmaya çalıştım. Evet, peki size ilk tepki muhtemelen eşinizden gelmiştir. Erhan karakterini o nasıl buldunuz? Yok, ben de heyecanlandım okurken. Bir de ilgili olduğum konular aslında arkeoloji, mistisizm, ezoterizm, kadim bilgiler. O yüzden benim için de çok keyifliydi. Göbekli Tepe ile ilgili zaten daha önce bir araştırma yapmıştım. Tekrar orada olmak gerçekten çok keyifliydi. Vakit uyanış vakti tüm dünya için sanırım. Bunun da minik bir parçası olabilirsek ne mutlu bize. Dizi aslında 170-180 ülkede de vizyona girmesi, 190 özür diliyorum. 190 evet. Ülkede aslında yayınlanması da Türkiye için de büyük bir başarı. Bu başarıda şu an en büyük payda sizlerde olacak. Bu sizin için nasıl bir duygu? Biz aslında bu coğrafyadan çıkmış bir hikayeye, bir yandan da aslında bu hikayede başrol Göbekli Tepe. Bizde şu an insanlık için çok önemli bir keşif ve bir Göbekli Tepe ile ilgili de bir sır açığa çıkarılmaya çalışılıyor ve biz de bu hikayenin canlanmasına yardımcı oluyoruz. Aslında gerçekten bu hikayede Anadolu galiba başrol. Peki kaç sezon şu an anlaşma? İki sezon yayınlanacak. Biz iki sezon çektik. Evet, iki sezon. O yüzden iki sezon yayınlanacak. Geri dönüşüne göre
yeni sezonlarda. Evet, sonrasında evet. Üçüncü sezonun kararı artık resme yayından sonra herhalde. Ya da bir eğitim aldınız mı ressam olmak? Evet, aslında bu proje özelinde de, ama daha önce de üniversitedeyken de birazcık çalışıyordum. Çok böyle boyalar, kanvas, bunlar yabancı olduğum bir alan değildi. Ama evet, bu projeden önce de. Burada çünkü birazcık daha farklıydı. Aslında zen tekniği kullanarak birazcık böyle bir ressam olarak da Ati'ye alternatif bir tavır getirmesi açısından, daha böyle kanvası yerde kullandığı ve böyle bir Japon fırçasıyla resim yaptığı falan başka türlü teknikler kullandık. O bir şey gibiydi de, bir koreografi gibiydi de filan. O yüzden benim için çok çok keyifliydi. Peki Ati'ye. Sonrasında güncel hayatımızda da ressamla adım atar mısınız? Bakacağız. Bakalım yıllar ne gösterecek. Rating'e göre ona da. Kenan Bey'le de çok güzel pozunu da gördük. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Eşlik ediyormuş. Son olarak onun yorumlarını da alırsak size... İşte izledikten sonra yapacak. Peki, yorumlarını. Peki projeye geldiği zaman ne söyledi size sonra? Bahsettiğiniz zaman proje hakkında bir önerisi oldu mu? Yok, hayır, pek öyle o kararlara karışmıyor genelde. Ben kendim karar veriyorum diyorsun. Doğal olarak. Evet, tabii ki. Çok teşekkür, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Ondan sonra tamam. Aman dikkat edin. Gitti. Ama yardım lazım. Gel alalım. Kim olacak? Olmuyor işte. Hadi alalım. Hadi git. Evet. Hadi. Hadi. Teşekkürler. Teşekkürler.